Arkadaşlar hepinize merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bittiklerim de geldi benim. Gelin, gelin bittiler, gelin. Bunlar komşumuzun tavukları. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. 2 haftalık bir karantina dönemine girdim. Bunu söyleyeyim öncelikle. Virüs yoktu fakat ilk 2-3 gün bayağı bir virüslü gibiydim yani. Koku tat yoktu bayağı. Test yaptırmadım, hastaneye gitmedim. Sadece psikolojik yani. Onu öyle düşünüyorum. Son gelişmeleri aktarayım dedim. Yani 2 haftalık karantina süreci bugün bitti. 29'unda bitiyordu yani tam. İşte biz dedim hem dışarı çıkayım hem dedim bir ördeklerin falan son durumunu aktarayım dedim. Öyle öyle bir video yapacağız işte, kısa bir video. Fazla uzun tutamayacağım çünkü boğazım ağrıyor gerçekten. Öncelikle arkadaşlar şöyle başlayalım. Sultanımız burada. Daha tüylerini dökmedi. Kanatlar bayağı eskidi ama daha dökmedi. Niye bilmiyorum. Bekliyoruz. Daha su yok. Ayın kaç oldu? Ay kaç oldu? Ay düşünün yani, yok. Bunlar böyle çirkin oldular. Niye bilmiyorum ama artık susuzluktan mı, havası mı yaramadı? Anlamadım. Bayağı çirkin oldular. Soracaksınız bunlar kim? Bak bak bak, ayağımı geliyor, ısırmış şu an. Bak. Bunlar sultanın ikinci posta yavrular arkadaşlar. Bunlar 8 tanelerdi, tamam mı? 8 tane çıktılar. Sultan bayağı ümitliydim ben bunlara bakacak diye falan. Hava çok sıcaktı, aşırı sıcaktı böyle arkadaşlar. Öğlen sıcağına denk geldi bunlar. Sabah bir şey yoktu. İşte gittim yarım saatliğine, yani buradaydım, gittim su doldurdum, yemek yedim birazcık yani. Bunlara su doldurdum, bunların yemlerini falan hazırladım şunların. Geldim arkadaşlar, yarım saat içinde sultan 5 tanesini öldürmüş. Hani nasıl şimdi diyeceksiniz, emin misin sultanın yaptığına? Arkadaşlar zaten bir tanesinin ilk çıktığında ayağı yoktu, kopmuştu yani. Ayağı başka yerdeydi. Tahminimce şu bücürükler yaptı onu. Hepsi bir arada kalıyorlardı. O biri yapar, bir tanesi gece çıkmıştı zaten. O gece çıkanın zaten ayağı yoktu. Diğer 7 tanesi sabah çıktılar, böyle geç çıktı, bilmiyorum niye böyle bir şey oldu. Ondan ümidim yoktu. Öldü zaten o da. Geri kalan 7 tanesiyle mutlu mesut yaşıyordu. Dediğim gibi o olayı gerçekleştirmeden önce geri kalanların hepsini orada öldürdü bu. Kafalarını bildiğiniz yarmış böyle, ikiye ayırmış hepsini. Bunlar gariplerim, bu 3 tanelerdi bunlar. Bu üçü samanın altına girmişler. Sultan ön tarafta, bunlar en arka köşedeler. Zor kurtulmuşlar yani, 3 tanelerdi. Bunları kurtardım her neyse, evde bakımı aldım kendiliğinden. Dedim kendim bakacağım, büyüteceğim, besleyeceğim. Annem gibi olur mu öyle falan filan. Annesi de ne de olsa demelerine rağmen ben aldım. Almasam giderdi yani bunlar da. Her neyse bunlar 1 haftalık mı falan oldular, 1,5 haftalık. Havalar bayağı soğuk oldu o zaman da. Diğer bir tanesi kabın, su kabının içine girmiş. Orada ıslanınca geri kuruyamamış ve donmuş arkadaşlar. Üşümüş yani, anlayacağınız. Öyle vefat etti o da. Bu ikisi kaldı. Ha, zaten ben çok da istemiyordum yani. Öyle aman aman hepsi şey olsun falan filan. Bunlar bana yetiyor. Bak şöyle ellerinde büyüdüler bunlar zaten. Seviyorum. Çağırınca geliyorlar filan. Bu ikisi bana yetiyor. Zaten şu dörtlü takım gidecek. Yani kesin kararım bu benim. Hele şunlar. Bunlar çok arsızlar arkadaşlar. Ya Amerikan ördeği gerçekten çok arsız arkadaşlar. Ya şu yaban. Vallahi veli nimet yanlarında ya. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar ayrıca bu seneki yavrum. Asil'in yavrusu bu. Arkadaki alfa bu asil. Görüyorsunuz maşallah ne güzel renk attı yani. Daha şu an tüy de aşamasında ama güzel renk attı yani, hoşuma gitti. Zaten diğer bir çifti vermiştik biz. Geri kalan dişilerime zaten hiç laf etmiyorum. Arkadaşlar şu pürüzsüzlüğe bakar mısınız dişilerimdeki? Şu aşağılarda da var. 5 dişi 3 erkek, 8 tane şu an. Bunların beyazlarından, kulalardan bulamadık arkadaşlar maalesef. Çok saçma oldu ama bulamadık, çıkmamış yani bu sene. Beyaz ördekten böyle beyaz ördek çıkmıyor. Anlasana şuna bak. Yani ben de sonradan zaten vazgeçtim. Beyaz ördekten beyaz çıkmıyorsa bize gelse Allah bilir ne çıkacak değil mi? Düşünün. Beyaz kula alıyoruz. Çıkan başka bir tür ördek. Yani beklenir. Farklı kanıtlık olabilir yani. Tavuğumuz maşallah kocaman oldu, artık yumurtlamaya başlayacak herhalde. İlkbahara açılır diye biliyorum. Yani öyle sanıyorum. Kendisi bilir. İster yumurtlasın ister yumurtlamasın. Onu ben kuluçkaya yatıracağım. O çok zorunlu onun için. Tavuk çıkması işime geldi. Ya kümeslerimiz bu halde. Daha hiç elimi vuramadım. Yani o derece.
dersi yap, yok şunu yap, bunu yap. Ne bileyim, sosyal medyayla aram zaten sıfır, kesildi. Facebook'ta hiçbir şey paylaşmıyorum yani. YouTube'a da böyle zaman buldum şu an. Neden bilmiyorum ama elektrikler gitti. Aynen elektrikler gitti. Dışarı çıktım. Kaç hafta sonra dışarı çıktım. Öyle. Burada da bu vücutlarımızın yuvaları var. Altında saman var. Bak daha dün koydum, ne hale getirmişler. Bak nasıl biliyorlar, içeri geçecekler hemen. Hadi geçin, dolaştınız yeter bugün. Yemlerini de veririm birazdan. Hatta şimdi vereyim yemlerini ben bunların. Geçin bakayım. Toz civciv yemi kullanıyoruz. Her zamanki gibi. Daha bunlar 2 haftalıklar maşallah. Bayağı büyüdüler. Durun durun, size daha var, size akşam ezanında. Siz çünkü çok dolaşıyorsunuz. Vallahi işte böyle hayat devam ediyor, sınav hayat. Fakat yani hiç sınav hayatı şeyinde değilim havasında. Ders çalışıyorum ama boş. Hala kendimi 10. sınıf gibi hissediyorum. 10. sınıfta yarım bırakıldık. Ne yalan söyleyeyim. Bir daha deseler ki liseyi baştan okur musun? Kesinlikle okurum. Hiç önemli değil benim için. Çünkü ben hayatımı yaşamadım, yaşayamam lise hayatımı. Yani herkes der ya unutulmaz lise günleri diye. Bende lise günü olmadı. Çekil gülüm, çekil oğlum, çekil. Şuna bak ya, Allah'ım. Dolaşıyor ortalıkta. Çekil bakayım, çekil Alfa, çekil en küçük karısı. Aha düştü. Bak bak, ayağımın altına giriyorlar. Allah, dur gülüm, dur. Öteye git, siz vahşisiniz. Sizin yeminiz akşama. Bak. Lan oğlum git lan. Gene de almış bak. Gene de ısırmış oradan bir parça. Hayır. Hadi gidelim. Çirkin seni. Çirkin ördek. Şundan al. Ah geldi. Ödümü koparttın. Buğday mı istiyorsun sen? Öpelim önce. Elim öpmezsen vermem sana buğday. Aha öpmedin. Yok sana. Bugün aç kaldın. Bu geliyor arkadaşlar. Ayaklarımı ısırıyor benim. Buğday istiyor. Benim ayaklarımda hal koymadı var ya. Nasıl ısırıyor beni? Afetim. Maşallah. Benim gözde bir tane dişim var ha. Bak. Şu var ya şu. Bu çok arsız. Çok felaket. Ha bu. Belli biliyorum yani hangisinin olduğunu. Yani tipleri her birinde farklı karakter. Belli ediyorlar yani kim, hiç böyle hani derler ya ördektir hepsi birbirine benzer, nasıl ayırt ediyorsun? Şu git asili veya şunları 500 tane ördeğin arasında koy, ben kendi ördeğimin sesini bırak tipinden dahi anlarım arkadaşlar. O derece. Yani şunlar bana sonradan geldiler. O derece bunlara da alıştım. Yani git şunları koy, asil zaten, asili her haliyle benim. Benim göz ağrım o. Farklı mı ya o? Zaafım o benim. Tek ördeğe değişmem onu. Bak. Bak. O da daha tüy aşamasında, daha tüyler değişiyor. Dün müdüne kuyudan su çektiler karşı taraf arkadaşlar. Arklarda da su yok. Götürdüm bunları böyle. Allah'ım ne çileyle götürüyorum ama şu Almanlar, şey, Amerikanlar beni deli etti böyle. Şunları kovalıyorum. Bak. Detaya bak. Onunla zıtlaşıyor. O seni öper. Ne yapıyorsun ya? Senin 3 katın o. Ha bununla dövüşen ördek seni, ne şey tavuk sen ne yapar? He? Bak beteye bak. Ha bununla dövüşüyor arkadaşlar o. Anca bununla baş geliyor. Bunu da dövüyor arada. Bak. Yabanların dokunulmazlığı var. Gülüm. Ne yapıyorsunuz? Alfam. Yani şu an telefonu sırmaya çalışıyor bunlar. Ha bu bunlar. Şu an telefonun ön tarafından yemeye çalışıyorlar. İşte böyle arkadaşlar. Şu maşallah Allah'ım şu erkek ne kadar delese de beni bembeyaz oluyor. Tüyleri o kadar düzenli ki. Pamuk gibi ya, yatası bile insanın sarılıp yatası geliyor. Geçen 2 hafta önce yoldum bunu. Gene Sultan'daki problem onda da vardı arkadaşlar. Böyle kanatları eskiyor, tamam mı? Ama dökemiyor. Bununkiler gevşekti Allah'tan. Yani şöyle tutuyorsunuz ya, şöyle tuttum da
gösteremedim. Tutup şöyle mesela bir şey tuttum, şöyle çekseniz şöyle hemen geliyordu. Onu öyle yolduk da kanatları iyice bir çıktı maşallah, bayağı iyi çıktı. Sultan derdin daha, sultanın kökleri de bayağı sağlam, tüyleri çıkmadı o kadar. Yani hiç çıkmadı, bir tane bile çekemedim. Ben de acımasını istemedim, onun için bıraktım. Biraz daha gevşemesini bekleyeceğim. Kendiliğinden dökülmeye başladığı zaman zaten gagasıyla çekiyor böyle arada. O zaman ben çekmeye başlarım. Böyle yaparak hayvanımın tüy değişimini kolaylaştırıyorum. Ha, sanmayın ki can acıyor, kesinlikle can acımıyor. Nasıl siz tırnağınızı uzayınca kesiyorsanız onlarınki de aynı durum. Fakat uzamayan tırnağı kesmeye çalışmayın. Çünkü onlardan aynı şey kanar. Direkt kanar ve bayağı acı çeker. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Benim boğazım bayağı ağrıdı. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Bay bay arkadaşlar. Güle güle. Selam söyleyin lan. Selam söyleyin. Selam söyleyin. Vicdansızlar. Son bir kez şunları da göstereyim. Bücürükler. Kafalarında hepsinin kalp var. Annesi babası bembeyaz, kendileri kalpli. Demir Sultan. Bak bak, badem. Şişt. Neyse arkadaşlar, bay bay. Görüşmek üzere.